Irak'ta 2003'ten bu yana 2 milyon insan hayatını kaybetti. 4,5 milyon kişi mülteci oldu. Afganistan'da hayatını kaybeden sivillerin sayısı milyonları aştı. Suriye'de 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. 7 milyon insan yurdunu terk etti. Fitne her yeri sarıp kuşatmışken bakın bazı hocalar hangi konuları anlatıyor. Her gün İslam coğrafyasına bombalar yağıyor. Rohingya Müslümanları kamplarda diri diri yakılıyor. Akdeniz'de her gün onlarca mülteci boğuluyor. Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor. Hastaneler, fırınlar, okullar, mülteci konvoyları bombalanıyor. İslam'ın umam, eyyü'l İslam'ı ve nahri meşarık'ül arz-ı mağaribe, eyni entüm, nahnu bi halem netegdebbah, nahnu bi halem cahiyin, نحن في عالم مقدس الوعي أطفالنا تذبح لن يبقى لنا شيء أين أنتم اتقوا الله اتقوا الله من يسمعنا أين أنتم أيها الإسلام Milyonlarca kişiye ulaşma imkanı olan bazı hocaların her gün zulümle yüz yüze yaşayan bu Müslümanlar için söyleyecek hiçbir sözü yok mu? Yurtlarından sürülen, tecavüze uğrayan, hapishanelerde kaybolan mazlumlar bazı hocaları ilgilendirmiyor mu? Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok sevgi dolu ve sevecen olacaktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok şefkatli ve sevgi dolu olacağı, tüm insanların onun etrafında sevgiyle ve coşkuyla toplanacakları, sadece insanların değil, denizlerdeki balıkların, gökteki kuşların dahi ondan razı olacağı bildirilmiştir. Mahmud bin Vahib Kızoğlu Bağdadi Hanefi, Cevheretül Kelam adlı kitapta şöyle yazar. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam sıcakkanlı ve güzel bir gençtir. O zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle, manevi liderliğiyle sevineceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam barış insanıdır. Sevgiyle, Allah'ı anarak Kur'an ahlakını dünyaya hakim kılacaktır. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner.